Kone'nin oyuna son 10 dakikada dahil oluşu. Bir kere başlangıç adına bizim adımıza olumsuz başlayan bir maçtı ama mücadele edip çok fazla isteyerek bu maçı kazanmayı arzuladık. Bunu gösterdik. Ama bazen arzu ve istek çok fazla oyunun önüne geçebiliyor. Bugüne kadar oynadığımız iyi oyunu tam olarak sahaya yansıtamadık. Ama oyuncularımızın mücadelesi, iki takımın ortaya koyduğu bugün arzu oldukça üst seviyedeydi. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra bazı hamleler yapabiliyorsunuz ve de bu da bizde zaten kadro olarak çok kısıtlı seçenekler olduğu için bazen istediklerinizi tam olarak yansıtamıyorsunuz ya da stratejilerinizi. Bu anlamda da biraz kısıtlılık yaşadık. Sonuçta kaybedilmiş 2 puan olarak bu maçtan ayrılıyoruz. Konyaspor iyi mücadele etti. 10 kişi kaldıktan sonra da oyunu tutmayı başarabildiler. Biz çok istediğimiz bir maçı kazanamamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Hocam, özellikle 89. dakikada oyuncu değişikliği yaptıktan sonra ki genelde o skora razı olan oyuncular yapar. O dakikada oyunu soğutmak. Değişiklikten sonra tribünlerde istifa sesleri yükseldiğini diyeceksiniz. Bir de 89. dakikadaki oyuncu değişikliğini... Ya oyunda 5-6 dakikalık bir zaman vardı. Ribalka'yı şutör olarak kullanmak istedik. O anda bir hem yan top hem Erdoğan'ın bir şut özelliği var. Bu çok iyi bir seviyedeydi. O anlamda ondan faydalanmak istedik. Karambole dönecekti. Kenarlara açmıştık oyunu Douglas'la, Ziya'yla. Ve de bu sebepten dolayıydı. Dakikası falan bir dakika kala da olabilirdi. Bu hiç önemli değil. 18'e yıkılmış bir maçtı çünkü sonlara doğru. Bundan dolayı seyircinin tepkisi yani ne şartlarda ya da neyin hakkını verdiğinizi bilmeyerek olabiliyor. Çok kolay zaten. Ben sorumluluklarım var Sivas Spor'a karşı ve bu sezon başından beri her zaman Sivas Spor'un menfaatini düşünerek hareket eden bir teknik adamdım. Bu kamp sürecinde, transfer sürecinde yabancı oyuncuları göndermeden, kontenjanımızı aşmadan hiçbir kulübün ekonomik hatta o dönem çok önemli bir kriz olmasına rağmen ülkede bunları düşünerek, teknik adamlığımı düşünmeyerek sadece Sivas Spor'u düşünerek hareket ettim. Bu anlamda seçeneklerimiz oldukça sıkıntılı. Değişiklik, seyircinin tepkisi. Ya futbolla ilgili şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Türkiye'de zaten gerçek bu. Yani Sivas Spor'un oynadığı oyun şu anda bu ligde buna üzülüyorum. Bu sene Anadolu'da gerçekten hedefine uygun şu kalitede bir ligde aradan sıyrılıp çıkabilecek ya da İstanbul'da Başakşehir, Kasımpaşa bu yıl gerçekleştirebileceği bir sezondu. Biz Sivas Spor olarak maalesef onun önüne geçip o hedefi kovalayamadığım için üzüntülüyüm. Bu maçlarda da oyuncu değişikliklerinde de ya da seçeneklerde de aslında istediklerim her zaman olmuyor. Oyuncu sokmakla ilgili değil. Oyuncu dahil olunca istediğinizi vermeyebilir. Bu değil. İstediğimi düşünerek alamıyorum, değiştiremiyorum oyuncuları. Mesele bu sadece. Soru sana. Teşekkürler. Açıkçası demin pozisyonları izledim, ona izleyemedim. İnternet de zayıf maalesef burada. Kendi istatistiklerimize bakabiliyoruz sadece. Ve de yani kırmızı kart olabilir miydi? Tokat atmadığını söyledi, ittiğini söyledi. Biz de yeni Malatya Spor maçında Douglas'la böyle bir sarı kart görmüştük. İkinci sarı kartın oyundan atıldı. Ona örnek verdiler. Aynı mı pozisyon bilemiyorum tabii ki. VAR'la ilgili bazı pozisyonlarda tabii kanaatlerini kullanıyor. Hakemler bazen danışmadan kendileri karar veriyor. Çok hızlı bir karardı. Gördüklerini, değerlendirdiklerini düşünüyor muyum? Bakacağız. Yani değerlendirdiler mi bilmiyorum açıkçası. Biz de kırmızı kart bekledik. Tepkilerimiz öyle oldu. Hakemlere ama sarı kart olduğunu söylediler. Kazanamama derken son 6 maçta bir tane mağlubiyet aldık. Aslında kazanmak isteyen ve kazanmayı oyun olarak hak eden bir takımız. Bu gerçek. Bir kere ben oyun anlayışı olarak başka bir noktadayım. Türkiye'deki futbol anlayışı ya da taraftarın istediği bu skor olmadan, sonuç almadan biz de kendimizi herhalde tatmin etmiyoruz ve bizim de kriterlerimiz o. Ama gelecekte göreceksiniz. Oyunun Türkiye'de benimle ya da bizim gibi teknik adamlarla nereye geldiğini ya da takım savunması olarak adlettiğimiz maçta bir iki tane pozisyon bularak kazanan teknik adamlarla futbolun nereye geldiğini ileride daha net göreceğiz. Teşekkür ederim.